Hocam merhabalar. Borsacı hocamızla beraberiz. Buyur hocam, söz sizde. Dinlerin yasası insanları birbiriyle savaştırıp kurdurmak. Mesela şimdi Tevrat oku, yeryüzüne Müslüman bırakmasın. Kur'an oku, yeryüzüne kafir bırakmasın. Borsanın yasası da indirip kaldırıp küçük yatırımcıyı tükürüklemek. Ya asla fırsat kıyamet kopuncaya kadar bitmez. Borsa iner çıkar. Ben niye yatırımcı olur? Dipteyken alır çeker. Mesela bugün Burçelik almıştım. 1800'de 18 bine sattım. Vadeliye koydum. Ne oldu biliyor musun? 18 bin lira. 220 bin lira oldu. Aynı tarihte 11 bin lira hissede vardı. O da 14,5 milyon oldu. Yani, yani tavsiyeniz diyorsun hocam, dipte alın. Abi dipte al, sabredin. Ama tekrar alırsan ne olur? Yavrulattı. Boyuna yavrulattı. İntimi aldım ya, 3 liradan 38'den 48'den sattım. 1 milyon 600 bine çıktı. 400 liraya çıktı. 4'e bölündü. 1 milyon 600'e geldi. Şu anda da 270'lerde ne yapar? 250 olsa zaten 1 milyon yapar. 4'e bölündü. Tepeden sarılma diyorsun hocam. Abi sakın ağır, sakın ağır. Balon gibi patlar elinde, bomba gibi. Hocam bu Ege'nin maliyeti ne Ege? Ege'nin maliyeti 5 lira, o sene zaten 12,5 lira kar verdi, o sene bedava kaldı yani. Ondan sonraki süreyle aldıklarımız, ama 18 binine başlarım satmaya. 18 binden 60 liradan, 65 liradan, 196 liradan kademe kademe. En sonunda 5150'den sattım. Yani 5 milyon 150 binden eski parayla saat 13.30'a çıktı. Burada yatırım yapan kazanır. Oynayanın ayağından donunu da alırlar. Günlük oynayan. Verirler mi hocam oynayan? Hangisi? Verirler. Hem de şeyde kadın diyor bir tane ele yetinmiyorum diye 5-10 tane alıyor. Böyle olur yani. Oynayanların evde alır sana. Evet, oynayan oyuncu. Ya 8 liradan al o da ya 4'e düşüyor. 7'ye düşüyor. 7'de al 6'ya düşüyor. Eline verirler dedi. Adam ne diyor mesela şimdi? Yunus'a o parayla ders veren çanakçılar, çölmekçiler diyorum ben onlara. Sasası olanın 200 lira tasası olmaz diyor. Diyor. Ne oldu ondan şimdi? Sonra bir mi? 36'ya geldi. Erdemoğlu sasası. Ondan sonra Yunus'a dedi şey diyordu. 100 liraydı. O çanakçılar, çölmekçiler şöyle kar var. Burada kar geçmez. Burada tahtacının borusu öter. Mesela Türk Hava Yolları 35 kat sermayesi 35 kat üstünde kar açıkladı. Ne oldu? 1 milyon 100 bindi. 600 liraya geldi. Düştü. Düşmez diye bir şey olmaz. Kötü kağıtların %90'ı gider. İyi kağıtlarda 50 ile 60-80 arası düşer. Kötü kağıtlar %99'u da gider. Onun için burada... Ha bu işin dibi de yok, tepesi de yok yani. Burada, oyuncu olacak, yatırımcı olacak. Hem yatırımcı olacak hem paranı alacak. Fırsat olacak. Şimdi naten almışım 30-35'te. Çekmesin de bileceksin buraya. Ekin ettim, biçmesem millet hayvanını solar ama tohumu da gider. Ama biçmesin, ben 350'den başladım nateni, 380'den çıktım. Bana bedava kaldı 20 bin lot. Allah bereketlesin, alan da kazansın, ben kazandım.